Survivor Panorama'dan günaydınlar efendim. Salı günü haftanın ikinci gününde sevgili Damla Can ve Melisa Emirbayar ile beraberiz. Dün akşam biliyorsunuz dokunulmazlık oyunu vardı. Ve biz burada terse düştük. Bak ben dün kapanışta dedim ki akşam niye konsey var dedim. Siz de bilmiyormuşsunuz falan. Çünkü fragmanda da çok anlatmıyordu. Hı-hı. Meğer dokunulmazlık vardı. Ama sonra varmış. Konsey var dedik sanki. Dedik de sen o zaman bana ben dediğimde niye demedin? Hani dedim yani neden konsey var dedim ama acaba. Ama şimdi oyundan direkt soru olduğu için biz de bir şaşırdık. Doğal olarak yani bir eğlenceden çıkıp dokunulmazlık bana biraz. Biz böyle yeni bir kural geliyor zannettik evet. aslında. Ama dokunulmazlık değil. Oynandığını biz anlamadık yani. Evet, biz ödül oyunu zannettik. Evet. Ödülle dokunulmazlık berabermiş sürpriz efendim. Ve onlardan. Evet dün gönüllüler takımı kaybetti. Hepsine bakacağız. Hepsine bir şey yapacağız da. Damla Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Maviler giymişsiniz. İyiyim. Sen de mavileri giymişsin. Herhalde gönüllerden mavi. Bugün gönüllerdeyiz. Aynen. Nasıl evet, gidiyor? Güzel valla, her şey yolunda. Mert'in mesajıyla daha mutlu olduk nedense. Yani. Evet, yarın geldi. Yanımızda Mert. Evet. Yarın programımızda sevgili Mert de artık bizle beraber normal rutinimize dönüyoruz. Melisa sen nasılsın? Çok şıksın. İyiyim, teşekkür ederim. Bugün biraz daha enerjimi temiz hissettiğim için beyaz giymek istedim. Beyaz giyme sözü olur. Güzel onun olmuş. Onun haricinde iyiyiz. Çok değişik, çok heyecanlı bir bölüm izledik dün akşam. Evet, özellikle güzel, ben böyle güzel. Heyecandan ayrı kumandayı ısırırken buldum kendimi falan. A-a. Ama çünkü hani Doray ile Aleyna Çalışkan'ın çıkması, bir de karşı tarafta da Merve ile kim vardı? Melis'le Sergen vardı. Yani şimdi iki tarafta bir performansı belli olan yarışmacılar var. İşte sürekli şeye çıkan, finale bayrağı çıkan daha deneyimli yarışmacılar var. Ben ikisi arasında gittim acaba falan. Güzel heyecanlı bir bölümdü. Dora çok iyiydi yalnız dün ya. Gerçekten evet, iyiydi. Bileşme Partisi yaramış. Kesinlikle. Ama yine de atmosfer değişti. O ikili değil yani. Birazdan konuşacağız evet, hepsini. Şöyle yapalım. Aynen. Hemen akşamın ipuçlarıyla başlayalım. Bakalım bu akşam saat 8'de, TV8'de, Survivor'da bizi neler bekliyor izliyoruz. Benim dokunulmazlığım Birleşme Partisi'ne kadardı ve bittikten sonraki direkt ilk konseyde adım yazıldı. Ben şahsen kendimi çeyrek finale garantilemek zorundayım gibi hissediyorum. Yoksa beni bu takım harcar. Normalde gruplaşma olmasın falan diyen oydu. Şimdi bireysel olarak kendini söyledi. Çünkü neden? Başarılı gitmenin verdiği rehavete kapıldı arkadaşım. Diyemem ben ona. İkinci dokunulmazlık kaybedilirse bu odada gerçekten cenaze namazı çıkıyor. Dominik'te yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dokunulmazlık oyununa ayrıca ödül koyuyoruz. Ama bu ödülde Survivor tarihinde bir ilk olacak. MasterChef'in en iyi yarışmacıları buraya geldi ve sizler için yemek yapacaklar. Cemre, Güzide, Ekin, Batuhan, Serhat, Barbaros ve Emir geliyor. Dokunulmazlık oyununda nefesler kesiliyor. Büyük bir hız var. Beceri isteyen bir oyun. İlayda'yı yakınamadı. Ve Hazade'de bunu yakınamıyor. Şu ana kadar 4 yarış falan seyretmiştik. Eğer parkura çıkmasaydı bu ikili. Çekilmemizsin ya! Bilmiyorum, geliyor. 200 yarış önce. Yeni bir ada konserine hoş geldiniz arkadaşlar. Gönüller iki aday birden çıkardı. Hem Aleyna Çalışkan hem de Hanzade aday oldular. Arkadaşlar oyunu kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız üçüncü gitti aday olacak. Evet, müthiş bir ödül gerçekten. Düşünsenize Survivor'a gidiyorsunuz. MasterChef ekibi geliyor ve sizin için yemek yapıyor. Yani hani deseler ki hangi ödülü istersin? İşte bu derdim. Isterdim, aynen. Çok güzel. Yani çok güzel bir oturuyor yani. Başarılı, demin onu konuştuk. Elleri lezzetli. Tabii ya, deli misin sen ya? Ben de yemek isterdim ellerinden. Değil mi? Yemek. Aynen. Tabii demin ama de yemek mi yiyecekler? Puan onlar verecekler yapacak onlara. Tabii nasıl değil mi? Ben öyle anladım. Onlar yapacak, onlar hayır, puan verecek. Sadece yemek yapacaklar. Yaptıkları yemek. Yemeği kazanan, yiyecekler. Evet. Muhtemelen kazanan takım yiyecek. Çok güzel. Kazanan ne? Takım. Kazanan takım yapacak yemeği. Melisa inanılmaz bir... Yani alakası var. Ben, bu da bak, bir şey. İnanılmaz bir yorumdu. Hani kazanan takım yemeği yiyecek. Hayır, belki bence... bir şey söylemek istiyorum. Belki hep beraber yemek yapacaklar. Onlar jüri olacak.
bilinmez. Ya da hep beraber yemek yapıp Acun Beyler jüri olacak. Ya da onlar yapacak, kazanan direkt adamlar yemek yapacak. Oyun bitti yani. Bunlar yarışırken orada 8 kişi muhtemelen bir şeyler hazırlayacaklar. Evet. Hazırlık demeyi kim kazandı? Mavi takım gelin yiyin. Kırmızı takım gelin yiyin. Bu kadar ya, bu kadar. Evet. Yani, bana öyledir. Ama güzel bir menü bizi bekliyor sonra yani. Gruba Melis haklıymışsın dediği çıktı yazmazsın. Evet böyle. Genelde öyle oluyor ama güzel. Onun dışında tabii dokunmazlık oyunu var. Ben Acun abinin bir cümlesine takıldım. Bir konsey anının o kısmı bir daha bir dinleyebilir miyiz? Ben de Ayşe'nin çünkü, röportajına bak, takıldım. Niye? Ayşe onunla konuşuyor. Evet. Bak değişik bir şey bak. Çıkardı. Hem yani biraz daha başa alalım bir 10 saniye. Çıkardı. Hem Aleyna Çalışkan hem de Hanzade aday oldular. Arkadaşlar, Acun abi diyor ki Gönüller takımı takımı iki aday çıkardı. Hem Hanzade hem Aleyna Çalışkan aday oldu diyor. Bana sanki bu oyunu hani Acun abinin bu söyleminden bu sefer de ünlüler kaybetmiş gibi geldi. Ama evet biz buradan aslında... Çünkü diyor ki Gönüller takımı hem Hanzade hem... Bilmiyorum orada bir şey hissettim ama böyle. Ama seyircilerle her zaman konuştuğu için Acun Bey hani... Hayır, ters olarak, köşede olabilir. Ters köşede olabilir. Ama hani bu bence biraz daha sanki ünlüler kaybetmiş gibi bir durum çok var. Çok iyi analiz orada. Yapıyorsun Hakan. Hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim ama yüzlerini göremiyoruz ki yarışmacı. Hani o ifadelerden bazen önceden alabiliyorsun. Evet, bence kim kazanmış, kim esas. Kaybetmiş kim? Diye. İfade çok tehlikeli. Hiç anlamıyorsun. Ben aslında bazılarının böyle suratı düşük oluyor. Enerjisini bazıları biraz daha enerjik evet. oluyor. Oradan böyle yakalayabiliyorsun da şimdi yüzleri göremeyince ben kestiremiyorum açıkçası. Hayır bak şimdi Gönüller takımı iki aday çıkardı. Hanzade ve Aleyna Çalışkan dediği zaman şunu anladım ben. Ünlüler. Şimdi de siz aday çıkarıyorsunuz. Bir de Reşat da diyor ya hayır siz bu oyunu alamayacaksınız. Ama hayır. Temel önde giden bir gönüllü takım var. Hani size bu oyunu vermeyeceğiz. Hı-hı. Gibisinden bir şimdi ifade bak, kullanılmış. Gönüller kazanmış olsa bu akşamki oyunu bence Acun abi İlk konseyde Aleyna Çalışkan ve Hanzade adaydı der. Gönüller diye şeyi vurgulamaz. Özneyi. Evet. Anladın mı ne demek istediğimi? Anlatabildim mi? Evet anladım. Yani bence bu akşam ünlüler kaybedecek. Şey kazanacak. Yok kaybedecek. Kaybedecek. Evet. Bakalım göreceğiz yani. Bak güzel ilk defa bu kadar net bulundu. Bir şey değişik bir şey evet, söylüyorum. Ama evet. ben yüzlerini görmediğim için kesin bir şey diyemem. Ver bu yüzlerini. Tam ters köşede olabilir. Bakayım İsmail'e evet. bakayım. Tam tersi de olabilir. Ben bilmiyorum ama %90 bu işi ben biliyorsam ihtimalle ünlüler kaybediyor bu akşam. Yoksa Acun abi gönüller diye vurgulamaz orada. Yani ama şöyle bir şey iki takımın kaybetmesi daha bir heyecan yaratmıyor mu? Hani sadece bir takımın konseyini izlemek bana fazla bir heyecan yaratmıyor. İki takım az çok tahmin edebiliyorsun. Ama iki takımın konseyini de kestiremiyorsun ne olacağını, kimin aday çıkabileceğini. Şimdi atıyorum burada kim dersiniz, isim verebilirsin. Ama ünlüler takımı da işin içine girince daha bir heyecanlı konsey oluyor. Pür dikkat onu bekliyoruz. Tabii sonuçta bir anda 18 kişinin gitme ihtimali olunca 9 kişi yerine daha farklı bir şey oluyor. Peki Ayşe'ye gelelim. Ayşe gelelim. İçin ne diyorsun? Yani çünkü Ayşe için diyor ki... konseyde dünkü açıklamalarından sonra bu röportajını Ayşe'den hiç beklemiyordum. Çünkü bizim evet anlaşmazlıklar olabilir, yakın arkadaşlar arasında böyle diyaloglar olabilir. Ama daha sonrasında biz konuştuk ve bu durumu hallettik dedi. Hı-hı. Sonra röportaja geçip başarının rehavetine kapıldı Aleyna diye açıklamaları çok keskin açıklamalar ve bilmiyorum yani bu kadar kavga edecek ya da bu kadar birbirine karşı hani bilenecek ne yaşamış olabilirsiniz de böyle bir röportaj veriyorsun diye Ayşe'ye sormak isterdim. Bunu. Tabii hemen Ayşe'yi bağlayalım hatta. Bağlayalım evet bence. Buyurun Damla Hanım ne sormak istiyorsunuz? Hayır neden mesela Ayşe'nin keskin cümleleri var ama bunu hak edecek de Aleyna'nın bir şey yaptığını düşünmüyorum. Aleyna başarılı giden bir yarışmacı şu anda. Sonuç olarak bayrak yarışına da çıktı, Best of'a da çıkıyor, Avantaj'a da çıkıyor. Bu Ayşe'yi rahatsız etmiş olabilir. Ama en yakın arkadaşına da bu kadar keskin konuşur musun? Ben konuşmam herhalde. Yani bana aslında her şeyden önce konseyde Aleyna'nın işte Evrim'le yapacağı maçta o beni İrem rahatsız etti. Abiyle, evet, İrem abiyle birlikte Acun Bey'e karşı bir maç yapacaklardı. Ayşe orada hemen atladı ki hiç şansınız yok. Sen Aleyna ile birlikte ikiniz Acun Bey'lere karşı meydan okumadınız mı? Kazanma hayır, ihtimaliniz yok muydu? Orada. Bu kadar motivasyon hani. Ayşe şunun üstüne yapıyor ama Aleyna Evrim'le ben çıkacağım evet. diye evet. atlayınca böyle olaya. Hani Ayşe'yi saf dışı bırakmış oluyorsun. Bence orada zaten... Otomatikman Ayşe'nin bir tepkisi olur. Etkiye tepki Aleyna Kalaycıoğlu'nun demesi gereken şuydu. Hani ben Ayşe'yle takımı bozmayayım. Evet. Bize Evrim'i de ver Acun abi. Aynen.
Karşı takıma da siz İrem abiyle yanınıza kesinlikle Survivor'dan herhangi sizin istediğiniz birini alın tadında, evet, yaklaşmalıydı. Ama 2'ye 2. Yani Aleyna Kalaycı şu mesajı verdi dün akşam bize. Evet, voleybolda kaybediyoruz. Bunun da nedeni Ayşe'dir. Bir de Evrim'i deneyelim. Ben bunu anladım. Doğru mu? Yani ben çok ben öyle anlamadım. Ama direkt taça attı Ayşe'yi. Ama ilk meydan okuyan zaten Acun Bey'di. Aleyna Kalaycıoğlu. Yanına her zaman Ayşe'yi seçen de o. Hani Ayşe, Acun Bey biz işte voleybol maçı yapalım. Ayşe İlk fikir kötü değil ki ama voleybolda. Kötü değil ama seçebilir Evrim'i, yani ne var ki bunda? Sen niye arkadaşınla ya ben de diyorum ki ama bunu bak şimdi şöyle söyleme bir şey. Şekli var. Bir geçiş diye bir şey vardır hayatta. Herhangi bir şey anlatırken bir geçiş yapman lazım. Evet. Yani kötü mesela ben mesela diyelim senin kıyafetini gömeceğim burada diyelim. Kötü diyelim mesela şöyle yaparım bak mesela bana kalsa. Ya Melisa bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi fiziğin var. Ne giysen yakışıyor derim. Sen böyle teşekkür ederim olursun. Ondan sonra derim ki... Ama işte bu... Ama acaba bu fırfırlı şey olmasa mıydı ya bilmiyorum. Hani ben tam kafamda oturtamadım. Ama kötü değil. Ama çok beğenmedim. Bak şu an mesela bana bozulamazsın. Ama direkt desem ki bu ne ya? Bu nasıl olmuş desem. Evet. Şey bak. Aleyna Kalaycıoğlu ne oldu? Hakan yemin ediyorum var ya senin konuşmalarını böyle bir analiz ediyorum. Sonra Survivor'a müslüsün. Evet, ilk önce iyi bir şey söylüyor. Arkasından böyle nabzını yokluyor. Sonra oradan kötü, sonra iyiyle kapatıyor. Anladın mı? Bu bir taktiktir. Ve bir de şey var. Hani soru yöneltme. Sen ne düşünüyorsun kısmı var hep Hakan'da. Evet. Hani ilk önce fikrini söyler, sonra olumlu bir şey sen ne düşünüyorsun? Evet, olumluyla kapatır. Sevgili seyirciler, ben burada sen ne düşünüyorsun diyorum. Çünkü hani bu masada bir moderatörlük görevim var ya. Şimdi ben kendi kendime de düşünemem yani. Damla ne düşünüyorsun bu konu hakkında demezsen. Tuzağına düştüğün an yani yalnız. Evet, evet. Kimin? Senin. Aynen. Konuşurken böyle sen ikinci cümleyi kurup birinci cümleyi kurup. Ama bak şeyi söyleyeceğim. Benden sevdiğime hiç zarar gelmez. Vallahi billahi. Ayşe'nin tepkisini aslında yerinde buluyorum. Hı-hı. Ben de olsam en yakın arkadaşım hani bir anda beni taca çıkarınca ben de Acun Bey sizi tutuyorum derim otomatikman. Çünkü darılırım yani kırılırım. Neticede en yakın arkadaşım beni istemiyor. Evrim'le maç yapmak istiyor falan böyle bir iddiası var. Onun öncesinde Aleyna'nın demesi gerekiyor ki... bir problem yaşamışlar tamam. Bunu hani artık böyle bir silip temiz sayfa açıp demesi lazım ki ben Ayşe ile olmak istiyorum. Evrim de bizim takımda olsun. Siz de kendinize birisini bulun. Öyle 3'e 3 maç yapalım. Dese yeni bir öneride bulunarak gelmiş olsa kesinlikle böyle çok daha güzel olur. Evrim'le Aleyna'nın Acun abileri yenme imkanı yok. Yok. Bak, yok. Net söyleyeyim sana. Evet. Nisan ayında İstanbul'a kar yağması gibi bir şey imkansız. Bence de. Yani Ayşe ile ne oynadıysa az çok benzer skor olur hani yani. Hani 3'e 1, 3'e 2 yine de onlar için. Güzel bir skor yani. Ne zaman kazanırlar karşı biliyor musun? Aleyna Ayşe Evrim olur. Acun abiyle İrem'in yanına Survivor'dan ortalama biri gelir. Atıyorum Dora, atıyorum Steven, atıyorum işte kadınlardan kim olabilir? Melis, Merve falan. O zaman böyle alır mı derim. Ama iki kişiyle zor. Bence çok zor. Çok zor, çok zor. Yani benim düşüncem bu. Peki ben şöyle bir şey daha söyleyeceğim size.